Ayın 15'inde, yani bu ayın 15'inde oğlum Nazlı İsmail'in geri gel, Beceri Köprüsü'ne geçtikten sonra 300 metre kayboluyor. Ölüsü dirisi hala bulunmadı. Pazartesi gün akşamın oluyor olay. Ayın 15'inde. Ondan sonra biz bunu bulmamız için emniyeti bildirdik. Emniyet açık ağır işliyor. Telefon kayıtlarına Fatih Öztürk isim savcı veriliyor. Hala çıkmıyor. Biz oyunuma gidiyor. Bunun neyi nesidir? Biz bunlara bir evveli ölüsün dirisinin bulunmasını istiyoruz. Bunun rağmen yapıcı geçmiyor. Bizim arama gücümüz yok yani. Ama kaçıran kişiler herhangi kim olursa olsun canlı olarak geldiği sürece davacı değiliz. Kim o? Sağ geldiği sürece kimsenin davacı değilim yani. Bunu kesinlikle bilsinler. Ben bunu savcı söyleyeceğim. Hepsini karakolu söyleyeceğim. Yeter ki oğlum sağ selamet gelsin. Çünkü annesi bir yaşında çocuğu yetim bırakmanın anlamı yok. Biz başkınca diyebiliriz ki. Hiç bir tane katili, düşmanı yok. Ama sadece bu işte. Bütün bunu yaptılarsa bunu çevresi yaptı ve arkadaş tarafı. Hani bunu oyunu getirdi. Çünkü harbide iz yok. İz bulunmuyor. Kim ne bunu yaptı biz bunu araştırıyoruz. Peki tam olarak siz nasıl haber aldınız bunu? Tam olarak ben sadece Hüseyin Canlı telefon etti. Ben Piribe kahvesinde oturuyordum. Eniştesine harbanın yanına gittik. Saat 11 sıralarında. Böyle baktık harbi oluyor. Normal olarak duruyor. Ama içinde adam yok. Kaçırıldı mı, öldürüldü mü, intihar mı etti, ne olduğunu bilmiyoruz. Benim bildiğim bu. Ondan sonra emniyete haber ettik. Emniyete haber etmeden önce bu Davut denilen şahıs kapı satıyordu. Önce oraya da ben kabız aramadan gitmiş diye düşündük. Dönüştü geldik, hemen dönüştü, jandarma aradım. Bu arada birkaç saat geçti. Jandarma bildirmem. Hani mecburen bildirmek zorunda dedim en son. Yok. Hani aranan kişi yok. Bunun rağmen ne gerekiyorsa emniyetin, savcının yapması lazım. Ama bak şimdi ki telefon konuşmalarına gönderen savcımız çok iyi bir arkadaşım. Çok sevdim, delikanlı çocuk. Ama Fatih Öztürk isim savcı bir türlü bunu elinden komutanlara vermiyor. Komutanlar ne etsin? O bilgi gelmeyince biz bir şey edemeyiz diyorlar. Ne biçim devlet bu? Bu ne biçim devlet, ne biçim adalettir bu? Bunun rağmen gerekeni yapılmasını istiyorum. Peki jandarmanın yaptığı inceleme sonrasında size herhangi bir bilgi verdiler mi? Parmak izi falan rastlanmış mı arabada? Hiç bilgi verilmez jandarma. Jandarma aslında elinden geleni yapıyor. Ama burada savcıları telefon konuşmaya gönderdi, adamlar masaya vuruyor. Biz ne edelim diyor, telefon konuşmaya gelmeyince diyor. Belki onunla haklı, belki savcı haklı, orasını bilmiyoruz. Ben cahil bir köylüyüm ama gerekeni yapmak zorundayım. Peki daha önce hiç böyle bir kaybolma olayı olmuş muydu? Hiç yok, hemen ya, ilk defa. Böyle bir şey olmaz. Bu zaten kendini bilen, malın amaçlarına uğraşan bir gencim. Benim oğlum, benim içim yanım, dışım gülsü dahi içim yanıyor. Şimdi içi, bazı insan içi yana, bazı insan dışı yana, bunun gibi. Yapacak başka bir şeyim yok. Hani ben bunun bir evvel bulunmasını istiyorum yani, ölü diri. Ha, diri geldiği sürece hiç kimse şikayet etmeyeceğim. Hani bunu herkes bunu böyle bilsin. Hani o diri geldi, onu şikayet ettirmeyeceğim. Yeter ki sağ gelsin, bizim aracımız bu. Bizim amacımız o. Ha, ne olursa olsun çocuğum gelsin, sen salim. Ha, biz başka kimse şikayet edeyim. Ben onu isteyeyim, şey istemiyorum ben. Davacı da olmayacağız. Olmayacağız biz. Uyku yok, düzen yok, perişan oldun. Zaten hasta. Uyku uyumadık biz kaç günden beri. Anne hasta. Sadece eşimi sağ salim şu kapıdan girmesini istiyorum. Çünkü oğlum bana babasını sorduğu zaman ona cevap veremiyorum.